Herkese merhabalar. Yine mi Steam videosu diyorsanız evet, çünkü final haftamdan önce stok yapıyorum. Ve uzun bir süre büyük ihtimalle son Steam videosu olarak kalacak. Kısacık bir deney yapacağım bu videoda. Bunu zaten kendim yapacaktım. Dedim ki niye sizle de paylaşmıyorum. O yüzden aslında bu videoyu çekiyorum. Ve dediğim gibi yani kanal boş kalması, çünkü 2 hafta finallerim olacak yüksek lisanstan. Zaten önceki haftalarda da çok fazla bir şey yapamadım. Çünkü o zaman da final sunumları vardı. Uzak din eğitiminde cabası bu oluyor, derdi bu oluyor. Sabah akşam sunum hazırlıyorsun. Şimdi videonun konusu benim gibi Steam leveli yüksek olanların ve durmadan böyle hızlandırma kartları düşenler var. Yorumlarda da yazıyorsunuz bana düşüyor diye. Bunları satmak mı daha karlı, yoksa açmak mı daha karlı? Şimdi bu sorunun zaten cevabı çok net belli. Sağ üstteki kartlara koyayım. Steam'den para kazanma yollarını en son çektiklerimden hızlandırma paketlerini anlattığım videoda gösterdim. Ben nedir bu oyunun adı? A Trip to Yugoslavia. Bu oyunun adını yazarım. Şu anda bu 3 tane kart 61 kuruşa satılıyor. İçinden çıkabilecek kartlara bakarım. O videoda gösterdiğim şekilde. 3 tanesinin fiyatı 80 kuruş ediyorsa zaten bunu açarım. 3 tanesinin fiyatı ortalama 40 kuruş falan ediyorsa bunu açmam, satarım. Ve çok net bir şekilde hem kar ederim hem zarar ederim. Kimini satarım, kimini açarım. Her şey çok net olmuş olur. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Ben istiyorum ki bunları bu kadar 2 sayfa biriktirdim. Ben bunların hepsini tek seferde patara kütere açmak istiyorum ve yapacağım hareket şu. Öncelikle hepsini bir seçelim. Buradan da hepsini seçelim. Şunu bekleyelim sonra. 6, 5, 4, 3 o saysın. Burada sadece hızlandırma paketleri var. Evet. Sadece hızlandırma paketleri var. 17, 16 o hepsini bir saysın. Bir şu fiyatı bana bir çıkarsın. Bekleyelim onu. Bunu yapan uygulama nedir? Bu tarayıcıda çalışan eklenti nedir falan filan. Hep sağ üstteki kartlarda var. Yine oynatma listesinin içinde var. Hızlı kart satma metodu videosu adı altında. Şimdi bitti ve bana diyor ki bunların toplam fiyatı 17 lira 72 kuruş tutacak. Komisyonla beraber 15,60 tutacak. Yani 17,72'yi bir kafamıza bir yazalım. Şimdi ikinci yapacağım ise ben bunların hepsini seçtim ya. Unpack, Booster Pack diyeceğim. Sonra ben bunların hepsini nasıl seçeceğim onu da merak ediyorum. 22 taneden 66 tane kartı tek tek seçmem gerekecek benim. Ve şunlarla da karışmaması gerekecek. Ama bir şekilde yapacağım, videoda göstereceğim. Unpack Booster Pack diyorum aga. 22 tanesini de açacak şimdi. Açtı bile. Bunların hepsini keşke şu anda seçebilsem ya. Ama seçtirmedi. Şimdi bunları açtık. Steam'e aynen Steam'de 66 tane yeni bildirimi geldi. O zaman ben buraya da bir F5 basayım. Heh, F5 bastığımı yukarıda gözüktüler. Peki burada seçilebilecek şekilde gözüktüler mi? Hayır. O kötü olmuş işte. Buradan da böyle tek tek de yapılmaz. Neyse o zaman ben videoyu şu anda durdurayım. Kendim onları tek tek seçeyim. Diyecektim de burada hala açılmamış booster pack'ler var. Bunları da açalım. Güzel açıldılar. Bitti şu anda. Hepsi açıldı. Bir daha F5 basıyorum. Ve tek tek seçmeye başlıyorum. Şimdi ben bu kartları seçtim. Sata bastım. Demin neden 22 tane burada yazdı onu düşünmeyi unuttuk tabii, kartları açınca fark ettim. Bendeki hızlandırma paketlerinin birçoğu benim kütüphanemde var olan oyunlardan, lakin Steam pazarından ve marketinden kaldırılmış oyunlardan. Yani satılamıyorlar. Ben o kartları sadece takas edebilirim. Nasıl ederim? Değerleri nedir vesaire yine sağ üstte kartlardaki videolarda göstermiştim. Ama nedir? 22 tane satılabiliyordu ve 66 tane kart düşürmemiz gerekiyordu. Ben yanlışlıkla 6 tanesini eksik seçmişim. Yani 2 tane oyunu eksik seçmişim. Boş verelim. Çok önemli değil. Zaten şu anda bile kârdayız. Gördüğünüz üzere. 17 lira 75 kuruş muydu? Neydi o sayı? Onun üzerine çıktık işte. 2 lira üzerine çıktık. Yani toplamda en genel durumda bir kâr var ortada. Büyük ihtimalle diğer 6 tane karttan da 1 lira 2 lira falan da belki para gelse, 1 lira gelse hadi. Toplamda 3-4 lira kâr olmuş olacak. Böyle deneysel bir video oldu. İşime yaradı işte. Bütün şu hızlandırma paketlerinden de kurtulmuş oldum. Bunlar satılabilirlerdi tabii. Bir de burada bir sürü satılamayan ama onların içinden çıkmış kartlar var. Mesela hangileri? Mesela bu Invasion yeni çıkardım diye fark ettim. Yani bu envanterimde hatırlamıyorum. Gördüğünüz üzere pazarlanamaz ama takas edilebilir. Bunu şu Steam'den tartışmalar kısmından, o Trading Cards grubundan ayarlamam gerekecek. Böyle kısa küçük çerezlik video olmuş oldu. İşinize yaradıysa veya beğendiyseniz beğen butonu olsun, bana destek olsun, kanala destek olsun. Kanal demişken aşağıya kanallarımın şu anda yuvarlak abone ol butonları çıktı. Onlara basarsanız yine bana destek olmuş olursunuz. Bu tarz videolardan haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.